Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir mod deneyeceğiz. Crusader Kings 3 mod inceleme serimizde bu seferki modumuz biraz farklı. Bu seferki modumuz Bannerlord oyununun Crusader Kings 3 ile bağlanmasını sağlayan bir mod. Yani tahmin edeceğiniz üzere burada gerçekleştirmek üzere olduğumuz savaşları bir tıkla bu savaş arayüzünde şuradaki balta simgesine tıklayarak gerçek Bannerlord Savaşı'na çevirebiliyoruz. Yanlış duymadınız. Gerçek Bannerlord Savaşı'ndan bahsediyorum. Sahada bir fiil askerlerinizi dövüştüreceksiniz ve hatta komutan olarak siz de savaşta yer alacaksınız ve savaşacaksınız. Tabii burada bir takım bilmeniz gereken şeyler var. Öncelikle bu modu çalıştırabilmeniz için Crusader Kings 3'e ve Bannerlord'a sahip olmanız lazım. Bunların İkisinin de güncel versiyonlarına sahip olmanız lazım. Fakat bugün itibariyle Bannerlord bir update aldı. O yüzden onu eğer update'i yüklediyseniz ayarlardan geri döndürün. 1.6.4 sürümüne döndürün. Çünkü mod şu an onunla birlikte çalışıyor. Ve güzel çalışıyor. Randımanlı çalışıyor. Şaşırtıcı derecede bu iki oyunda ne CK3 ne de Bannerlord aslında tek başına baktığınızda iyi randımanlı performans veren, iyi performans veren oyunlar değil. Biraz sistem isteyen oyunlar. Fakat bu mod bunu halletmiş. Bence mucizevi bir şey. Şimdi tabii yayında da bu kadar iyi halletmiş olacak mı onu bilmiyorum. Zira yayında ben bir de yayın edevatı kullanıyorum. İşte Streamlabs kullanıyoruz. Dolayısıyla bu aynı şekilde gidecek mi bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Ama şimdi mesela burada başlamış bir savaş var. Bunun nasıl çalıştığını görmek adına bakın. Kılıç butonuna tıklıyorum. Başlıyoruz. Benim şimdi öteki pencereyi yakalamam lazım. Bir saniye. Evet. Geçtik. Gördüğünüz gibi Bannerlord'dayız. Şu an benim yayın ayarlarımdan dolayı ekrana sığdırmam lazım. Okey, sıkıntı yok. Gördünüz. Pat diye geçti. Akıyor. Ordularımın komutası bende şu anda. Modun başlangıcında bir ayar var. Diyor ki kaç kişilik savaş olsun? Maksimum 1000 kişiye kadar savaştırabiliyorsunuz. Ben bunu 500 yaptım. Yayında da olacağım için performans sorunu yaşamayalım dedim. Ki 500 bence gayet kafi. Zaten hani oyundaki ordu sayımız da şu an o kadar bir şey. Ondan biraz daha fazla diyeyim. Şimdi ordulara diyorum. Yürüyün. Harika. Adamın bunu modla yapabilmesi efsane bir durum. Burada tabii bilmediğim bazı şeyler var. Mesela burada çamurluk alan var. Biz de İngiltere'de oynuyoruz. Acaba hani arazi de ona göre mi seçiyor? Onu bilmiyorum. Aslında teoride yapılabilir bir şey bu. Yürüyün. Okey, bana saldırıyorlar. Ona göre seçiyor diyorsun ha Vadvazet. Okey, süper o zaman. Ona göre seçiyorsa şahane. Şahane bir detay. Çünkü bakın burası bataklık arazi. Biz de İngiltere'deyiz. Oradan benim aklıma geldi. Ona göre mi seçiyordur acaba diye. Düzenli askerlerin karşılığı nasıl oluyor? Bilmiyorum. Burada Levi yani milis ve şey olarak ayırıyor. Şimdi savaş başladığında göreceksiniz. Birileri ölmeye başlayınca göreceğiz. Bakın sağ üstte Bowman diyor. Levi's. Armored Footman. Duvara çarpıyorum şeye bakarken. Şövalyelerin isimleri de var evet. Bakın görüyorsunuz değil mi? Halfdan.
Hallstein, Ragnar, Yube. Hepsi var. Kazandık. Bu kadar. Ve savaşı kazandık. Burada zayiat vesaire bunları zaten Bannerlord'da olduğu haliyle görebiliyoruz. Dan diyelim. Bu ekran değişimini siz böyle görüyorsunuz ama normalde otomatik değişmediği için ben de şöyle göstereyim. Aynen. Aslında şu anda Crusader Kings 3'e dönmüş vaziyetteyiz. Gördünüz. Savaş bitti. Savaşı kazandık. Buradan da zayiat vesaire detayları görebiliyoruz. Neler yaşanmış. Yani anlayacağınız mod çalışıyor. Mod bu şekilde işliyor. Eğer merak eden arkadaşlar varsa videonun açıklama kısmına indirme linkini bırakacağım. Bu modu Steam'den veya Paradox Plaza'dan edinemiyorsunuz. Zira bu mod bir üçüncü parti uygulama gerektiriyor. Modu geliştiren arkadaş bu iki oyunun kısa yollarını, daha doğrusu kaynak noktalarını bulup exe dosyalarını eş zamanlı olarak açan bir uygulama geliştirmiş. Dolayısıyla iki oyunu birden aynı anda açarak bunu gerçekleştirebiliyor. Biraz evet sistem istiyor fakat şöyle söyleyeyim, zannedildiği gibi değil. Yani Bannerlord'u arka planda çalıştırmıyor da Bannerlord'un yerine Crusader Blade uygulamasını çalıştırıyor. Yani modu çalıştırıyor ve oraya da normalde Bannerlord'un yiyeceğinden daha az bir şey yiyor. İşlem gücü yiyor, öyle söyleyeyim. Normale göre kıyasladığımda gördüğüm şey buydu görev yöneticisinden. Dilerseniz siz de bakabilirsiniz. Dediğim gibi iki oyunun da orijinaline sahip olmanız gerekiyor. Orada belirtilen sürümlerine sahip olmanız gerekiyor. Şimdi modun nasıl kurulduğunu da size göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Hatta kamerayı da böyle çekeyim. Bakın Crusader Blade direkt modu indiriyorsunuz bir RAR dosyası olarak iniyor. Onu bir klasöre atıyorsunuz. Daha sonrasında burada sadece şu Crusader Blade var. Buna tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz. Açtığınızda arayüz budur. Burada oyunun exe dosyası neredeyse Bannerlord'unki de CK3'ünkini de buraya giriyorsunuz. Burada diyor mesela hangi versiyonu olması gerekiyor. Bunlar yazıyor. Sonrasında dil seçeneğini seçiyorsunuz. Savaşlar kaç kişilik olsun onu seçebiliyorsunuz. Maksimum 1000 olabiliyor. Biz az önce 500 kişilik bir savaşı deneyimledik. Gayet kaymak gibi yayında olmama rağmen kaymak gibi aktığını tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bunları yapıp play'e bastığınızda mod başlıyor. Bu kadar basit, bu kadar pratik bir şekilde modu çalıştırmak mümkün. Ben hatta şu şeyde chat'te görebilirsem eğer onu da paylaşmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Aynen buldum. Bu da modun indirildiği yer arkadaşlar. CrusaderBlade.itch.io diye bir adresten indiriliyor. Giriyorsunuz Crusader Blade. Burada zaten tek tek İngilizce anlatmış. Benim söylediklerimi burada anlatmış. Fakat şunu unutmayın. Modun sorunsuz bir şekilde çalışmasını istiyorsanız eğer yapmanız gereken şey oyunda Mount & Blade'de oyunu açarken oyunun ekranının borderless full screen olması lazım. Buna dikkat edin. Aksi takdirde bendeki gibi güzel gözükmüyor. Şuradaki o savaş baltası butonuna tıklarken o biraz görünmez oluyor gibi bir sorun oluyormuş. Ben yaşamadım çünkü baştan bunları okuyarak yaptım. Hani siz de buna dikkat edin diye söylüyorum. Dediğim gibi buradan modu indirebiliyorsunuz. Download butonu var, basıyorsunuz 3 MB bir şey. Crusader Blade pek çok şeyi değiştiren bir mod olabilir ilerisi için. Belki oyunlar arasında bir temas olur bilmiyorum ama keşke öyle şeyler olsa. Ya bunlar tabii biraz zor işler. Sonuçta bunları üçüncü parti aplikasyonu indirerek yapabiliyoruz şu an için en azından. Ama bu mod destek görürse bence potansiyeli var. Şu anda bir Discord sunucusu da var. Dilerseniz gidip oradan da sorun yaşarsanız veya işte herhangi bir şekilde bir öneriniz olursa yine oradan İngilizce tabii ki forum şey Discord oradan geri bildirim yapabilirsiniz bu arkadaşa. Bence güzel bir mod. Denemeye değer. Ben yayınlarda sürekli olarak bunu oynamam. Çünkü yine de ister istemez fazlasıyla işlemci kullanmam gerekiyor. Ben yayıncı olduğum için bunu söylüyorum. Ama YouTube içerik üreticisi olsaydım sadece muhtemelen bununla bir seri falan yapabilirdim. Öyle söyleyeyim.
Size de kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer iki oyuna da sahipseniz bir deneyin görün derim. Öyleyse video hoşunuza gittiyse like butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. GG.